Merhabalar. Bugün sevdiklerinize güvenle yedirebileceğiniz mis gibi çilek kokulu bir dondurma yapalım mı? Bunun için gerekli olan malzemeler: 1 litre sütüm var, 1 su bardağı şekerim var, vanilyam var, salebim var, çilek ve kremam var. Öncelikle sütümü tencereme alıyorum. Şekerimi ilave ediyorum. Salebini de ilave ederek güzelce karıştırarak pişireceğim. Ben salep olarak doğal salep kullanıyorum ama siz isterseniz paket halinde satılan saleplerden kullanabilirsiniz. Onun üzerindeki yazan miktara göre de ne kadar kullanacağınıza karar verebilirsiniz. Karıştırıyorum. Topaklanmaları önlemek için mutlaka karıştırarak pişirin. Salebin sütün içinde çözündüğünden emin olduktan sonra ocağın altını açabilirsiniz ve sürekli karıştırarak muhallebi kıvamında pişiriyoruz. Eğer sürekli karıştırmazsanız hem dibinde tutmalar meydana gelebilir hem de topaklanmalar meydana gelebilir. Bu sizin için de çok hoş olmaz, istenmeyen bir durumdur. Sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin. Salep ve sütüm kaynadı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve kolay soğuması için başka bir kaba aktaracağım. Salepli sütümü ara ara mikserle çırptım. Buzdolabında yeteri kadar soğuduktan sonra üzerine streçledim. Şimdi üzerine kremasını ilave ediyorum. Vanilyasını da ilave ediyorum. Mikserle çırpıyorum. Mikserimle 7-8 dakika çırptım. Bakın kıvamını. Yoğun bir kıvam oldu. Şimdi çileklerini robotla çekebiliriz artık. Ve çileğimi dondurmanın içine ilave ediyorum. Başka bir kaba aktarıp buzlukta donduracağım. Bakın gayet de güzel oldu. İsterseniz külahta, isterseniz böyle bardakta sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Yumurtasız dondurmayı güvenle yedirebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Merhabalar. Bugün dondurmayı tatmak için bir misafirim var. Bakalım beğenecek mi dondurmayı? Erdem merhaba. Merhaba. Dondurmanın tadına bakmak ister misin? Olur. Hadi bak bakalım. Güzel. Yani ama çok dağılıyor işte.
Normal dondurmalar gibi değil. Ev yapımı olduğu için olabilir mi? Belki olabilir. Peki tadını beğendin mi? Evet. Evde yapmasını ister misin annenin? Olur. Ama yapacağından çok emin değilim. Neden? Bilmiyorum çünkü kendisi işlerle falan uğraşıyor. Anlıyorum. O zaman ben yapıp sana vereyim. Olur mu? Olur. Tamam. O dondurma senin olsun. Hiç gerek yoktu da. Yine. Neyse alayım bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederim yorumların için.